Az kaldı dayı. Çok az kaldı. Senin kim olduğunu öğrenmeme çok az kaldı. İyi. Benim de sabrımın bir sınırı var çünkü. Az kaldı. Veli. Nedir pozisyonun, yürüyebilecek misin? İdare ederim. Haydi o zaman ufaktan gidelim. Düşünümü. Haydi. Nereye gitti bunlar abi ya? Ne bileyim abi ya. Buradan devam ediyorum. Tamam abi, devam et, devam et. Nereye götürüyorsun onu? Seni ilgilendirmez. Sana söyledim. O adamı alıkoyman hiçbir işe yaramaz. Cansız değil o. Veli, ya sana inanmıyorsam? Bana niye inanmayacaksın ki? Bak, en az cansızı benim kadar sen de istiyorsun. Ve onu yakalamak için elinden gelen her türlü şeyi yaparsın. Benden önce onu öldürmek için de her türlü yalanı sen söylersin. Ama bana vermen gereken başka bir cevap var. Neymiş o? E niye çağırdın buraya Zeynep'i? Video için. Ne videosu? Belma ile Demir'in videosu. Cemre beni kurtarabilmek için Demir'e yüklü miktarda para ödemek zorunda kalacak. Ben de yardım etmek için Veli'den video istedim. Videoyu verecek bana. Ya, Kadir yapma ne? Ya ne yapması ya? Ne yapması ya Zeynep? Ya başına bir şey gelseydi senin orada? Ya başına bir şey gelseydi? İş işten geçmiş olmayacak mıydı? Başkaları için kendini feda etmekten vazgeç artık ya lütfen. Olmuyor Kadir. Sevdiklerimin başı beladayken ben böyle duramıyorum. Sana istediğin videoyu vereceğim. Ama önce şu parmaklarla ilgilenmek lazım. Tost gibi oldu malum. Geçmiş olsun. Eyvallah. Video için senden haber bekleyeceğim. İki dakika bizi yalnız bırakır mısın? Haydi. Kadir sizin kim olduğunuzu öğrenecek. Her yolun bir sonu var. Benimki de yaklaşıyor yavaş yavaş. Sizin sonunuz beni hiç ilgilendirmiyor. Benim şu anda önemsediğim tek şey Kadir. Etrafında senin gibi güzel insanların olması hoş. Seviyorsun. Eğer benim yanımda büyümüş olsaydı bana benzeyecekti. Bir bak etrafına. Beni hiç seven biri var mı? Yok. Onun da olmayacaktı. Kadir'i seven çok insan var. Sizden de nefret eden çok insan var. Bu adam eğer cansız olsaydı onun işini burada bitirirdim. Sana güvenmiyorum Veli. O yüzden kendi işimi kendim halledeceğim. Tamam, bana güvenmemen için pek çok sebep var ama tekrar ediyorum. O adam cansız değil. Boşuna zaman kaybediyorsun.
Benim vaktim çok. Seni sessiz sedasız göndermeyeceğim cansız. Mustafa, size konum atacağım. Gelin alın beni buradan. Mesafeyi aç biraz. Takip ettiğimiz uyanmasın. Tamam. En azından lafımı dinliyorsun. Kimin lafını dinliyorum dayı? Senin ben hangi lafını dinlemişim? Söyle bakayım, bir bileyim. Kimseye güvenme demiştim ya. Bak bana bile güvenmiyorsun. Sana güvenmiyorum tabii. Sana güvenmiyorum da sanma ki gözümü kapattığım zaman ben kimseye güvenmiyorum. Sen bana ne kadar güveniyorsan, inanıyorsan ben de hiç tereddütsüz sana o kadar güvenip inanıyorum. Söyle Tayfun. Abi Ahmet'i kaçırdık elimizden. Bakın bakalım benim OBS kayıtlarına ne kadar takibini yapabiliyorsunuz. Tamam abi, tamam. Polis bütün limanı basmış, ne yapacağız? Cansız ne isterse onu yapacağız. Baba ne oluyor? Bilmiyorum oğlum. Ama sakın korkma, tamam mı? Bize kimse bir şey yapamaz. Ya cevap vermezse? Arayana kadar bekleyeceğiz. İyi de hiç cevap vermezse ne yapacağız? O zaman ikisini de öldüreceğiz. Kadir, bırak şu adamı gitsin. Veli cansız olmadığını söyledi ya sana. Sen merak etme Zeyno. Bak çok yakında her şey ortaya çıkacak. Ve ortaya çıkarana kadar onun da kılına zarar gelmeyecek. Sana söz veriyorum. Eğer cansız o çıkarsa, sadece bir şey hatırla, olur mu? Kaybettiklerin senin kalbinde. Benim de kalbimde. Ve her zaman oradalarmış gibi yaşayacağız. Ama sana yalvarıyorum, bizi de düşün. Bugünü, yarını düşün. Ailenin seni ne kadar çok sevdiğini, benim seni ne kadar çok sevdiğimi düşün, olur mu? Eğer zaten bunlar da seni vazgeçiremiyorsa, hiçbir şey vazgeçiremez. Çok seviyorsun değil mi delikanlı? Her ihtimale karşı bu gece burada gözetim altında kalması lazım. Tamam doktor bey. Geçmiş olsun. Çok sağ olun, elinize sağlık.
şey ister misiniz? İçecek bir şeyler falan. Beni yalnız bırakmayacaksınız değil mi? Meral saçmalama, biz buradayız. Kerem, bizi biraz Türkan'la yalnız bıraksın. Tamam. Kapının önündeyim aracım. Baban ölmüş. Evet, öldü. Ya öyle patladanak söyledim, pardon. Başın sağ olsun. Sağ ol. Şimdi sana 40 kere söylemişlerdir zaten yalnız olmadığını. Söylendi. Ne güzel. Ben yalnızım. Yok. Yalnız değilsin, biz varız. Niye? Yani niye yanındasınız siz benim, ben anlayamıyorum. Onca şeyden sonra. Hele sen. Niye yardım ediyorsun kızım sen bana? Ya böyle iyiliğine falan mı ezeceksin şimdi beni de? Son hamlen bu mu? Hayır Meral, saçmalama. Niye o zaman? Ben senin yerinde olsaydım sen bana yardım etmez miydin? Hayır. Ya Türkan sen ne acayip bir kızsın ya. Sen önce kendine bak. Ne kadar saklarsan sakla, içinde değişmek için deli olan bir taraf var. Görüyorum. O Yakup'un hep. Bir de değişmek istemeyen bir taraf var. Borcumu ödeyeceğim. Söz. Bir gün ödeyeceğim. Yani ben de sana yardım edeceğim. Böyle bir şeye gerek kalmasın bence. Ama sen burada kal. Meral'i yalnız bırakma. Tamam. İyi dinlen. Görüşürüz. Görüşürüz Aşkın. Yürü.
Doktor. Onu görünce buna hiç acımayacaksın. Bir an bile olsa tereddüt etmeyeceksin. Tabancandaki bütün şarjörü onun kafasını boşaltacaksın. Değil mi? Sen nereden biliyorsun? Bunları ben söylemiştim de oradan biliyorum. Doğru, sen söyledin. Ama söylemeseydin de benim için bir şey değişmeyecekti. Yine aynı şeyi yapacaktım. Yok, yapamazdın. Niye yapamayacaktın? He? Nereden biliyorsun lan? Hayat senin neyini aldı? Oğlumu aldı. Hani yaşıyordu senin oğlun? Yaşıyor da. Ama benim iki oğlum vardı. Büyük oğlumu Hasanları öldürdü. Hedef bendim. Ama bedelini oğluma ödettiler. Alim. Alim. Diğerini de çaldı. Kaybettim. Sen yaşarken sevdiklerini kaybetmenin ne demek olduğunu bilmiyorsun. Sevdiklerini kaybetmenin bir insanın nasıl delirdiğini bilemezsin. Az buçuk bilirim dayı. Hayat benden hemen hemen her şeyi aldı. Yok yok. Hepsini değil. Değil mi? Hepsini değil. Daha var, daha var. Daha var. Ha, var. Var. Ne var peki? Var mı senin herhangi bir fikrin? Başka ne kaldı? Bir fikrim yok tabii. Ama senin için var, kaderin senin için bir planı da var, bir fikri de var. Yaşayacağız, göreceğiz birlikte. Belki sen göremeyeceksin dayı. Belki bugün, yarın senin vade bir şekilde dolacak. Bunu bilmiyorsun. Öyle değil mi? Bilmiyorum. Zeynepciğim, neyin var senin böyle? Asya Hanım, her şey bitti. Ne bitti? Kadir cansızı alıkoydu. Nasıl yani? Oğlum babasını alıkoydu, öyle mi? Cansız yine Kadir'in hayatımı kurtardı. Aslında benim de hayatımı kurtardı. Kadir alıkoyduğu kişinin kim olduğunu öğrenecek ve benim yapacak hiçbir şeyim yok.